Merhabalar. Bu videoda Excel'de hücre adından toplu sayfalar oluşturmayı göstereceğim. Biliyorsunuz Excel'de sayfa oluşturmak kolay. Yeni sayfa. Şuradaki artı tuşuna basarsanız böyle tek tek sayfalar oluşabiliyor. Ama varsayılan olarak isimleri sayfa 1, sayfa 2, sayfa 3 diye geliyor. Ve siz bunu çift tıklayarak böyle işte isimlendirebiliyorsunuz. Ama çok fazla sayfa açmanız gerektiği zaman bu zaman alıcı bir şey. Bir yöntemi de biliyorsunuz. İşte bu bir sayfanın üzerine sağ klik yapıp ekle demek. Bu biraz daha uzun bir yöntem böyle. Bir de klavye tuş kombinasyonundan Shift artı F11 tuşlarına basarak böyle hızlı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Ama tabii isimlendirmeniz gerektiği zaman bu bir zaman alıyor, bayağı bir zaman alıyor. Bunları silmek için de bu da bir ipucu olsun. Mesela ilk sayfayı seçtiniz. Klavyeden Shift tuşu basılıyken son sayfayı seçtiniz. Böyle tek tek silmek yerine sağ klik sil derseniz bu aradakilerin hepsi silinir. Şu şekilde. Şimdi biz toplu sayfa oluşturmayı yapacağız. Nasıl yapacağız? Pivot tablo analiziyle yapacağız. Bunu daha önceki pivot tablo videolarında çekmemiştim. Böyle daha pratik pivot tablo özelliklerini kullanmak için tekrar bu videoyu çekiyorum. Pivot tablo analizi, rapor filtresi sayfalarını göster özelliğinden faydalanacağız. Şimdi buradaki A sütunundaki Almanya'daki şehir isimleri, bunlar 80 tane. 79 tane şehir var. Şimdi bunları tek tek işte böyle sayfa oluşturarak isimlerini değiştirerek yapmak uzun bir zaman alır. Bizim bunu yapmamız 10 saniye bile sürmeyecek, öyle söyleyeyim size. Nasıl yapacağız? Pivot tablo oluşturmamız lazım önce. Pivot tablo analizi yapabilmek için. Ne yapıyorduk? Tablomuzun içinde herhangi bir yerde ekle. Pivot table. Tablodan aralıktan ve yeni bir çalışma sayfası diyelim. Orada oluşturalım. Burada pivot tablo alanları geldi. City'yi burada filtrelere koyuyorum. Başka hiçbir satır, değerler, sütunlara hiçbir şey koymama gerek yok. Pivot tablo analizine geldim. Pivot table. Bakın burada seçenekler var. Rapor filtresi sayfalarını göster'e tıklayacağım şimdi. Tüm rapor filtresi sayfaları gösterilecek olan City diye zaten tek sütun başlığında. Bunu seçtim ve tamam diyorum. Bakın pivot tablo işlem yapıyor. Birazdan göreceğiz. Evet, 10 saniye bile sürmedi. Şunu kapatalım. Az önce tek tek yapmaya çalıştığım şeyi pivot tablonun bu özelliğiyle bütün Almanya'daki şehir isimleri tek bir sayfa vererek saniyeler içerisinde yaptık. Güzel bir özelliktir. Kullanmanızı öneriyorum. Bu tip zamanlı işlerinizde çabuk bir şekilde sayfa açıp onlar üzerinde çalışmanızı sağlayabiliyor. Bu tip pratik bilgiler. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.